Şimdi tabii yanlışlık, bu kadar çok yanlış bir araya gelince yanlışla kısıtlar almamız gerektiğini düşünüyorum. Yani ya ümit ederim de, ele alalım. Yani ümit ederim bir kazadır. Kendi doğallığı içerisinde gerçekleşmiştir. İran'a, İran'da yaşayan kardeşlerimize geçmiş olsun diliyorum. Dememiz gerekiyor. Çünkü bu bir tarafıyla insani bir mesele ve İran'ın kendi içerisinde yaşayabileceği bir istikrarsızlığın bir evresi bu. Olası bir evresi. Şimdi bu konu en önemli kısmı. Şimdi olay 14 Mayıs'ta Umman'da İran'ın Amerikalı yetkililerle, Brett McGurk'le nükleer müzakereler yapmış olduğu bir görüşmeden sonra gerçekleşti. Hem nükleer müzakere yaptılar Amerikalılarla, hani görüşmüyorlar falan diyorlar ya. Bunun çok daha aksine Umman'da vekilleriyle ilgili, nükleer gücüyle ilgili, yani İsrail'i ve bütün coğrafyayı ilgilendiren Gazze merkezli mücadeleyle ilgili Amerika Birleşik Devletleri'yle görüşmesinin hemen sonrasında oldu bu olay. Şimdi bu mu etkiledi? Yoksa reisinin işte daha önce biliyoruz Hamane'in işte yaşlandığı, sağlık durumu iyi değil ki bir hayatını kaybetmesi veya da görevini yapamaması gibi bir durumda dini liderin seçilmesiyle ilgili son derece önemli bir fonksiyon olacağı, hatta kendisinin bu işin adayı olacağına dair kendi içinde yaşanan bir tartışma, bir güç mücadelesi var. Öte tarafıyla Amerika Birleşik Devletleri'yle müzakere yapılması tarafları olan bir figür reisi. İşte bir şekilde bütün Orta Doğu tarafından kabul edilen bir figüre dönüşmesi. Ama bununla birlikte Gazze Savaşı'nda yeterli tepkiyi vermediği, sadece destekle yetindiği gibi. Pek çok kendi içerisinde fikir ayrılığı ve güç mücadelesine karşılık gelen ve son derece sert olan, muhaliflere karşı son derece sert olan bir figürün şu an ortadan kalktığını görüyoruz. Kimle beraber? Dışişleri Bakanı'yla beraber. Şimdi bu açılardan bakıldığı zaman ister kaza olsun, ister bir dış müdahale ve yani helikopter dışarıdan müdahale olsun, içeriden müdahale olsun. Bu çok büyük bir olay. Yani İran'ın siyasi ve teolojik yapısının yeniden inşası ile ilgili son derece önemli karar verici bir hükmüşen ortadan kalkmıştı. Şimdi bu bir olay. Şimdi taraflar bunu da sağlayacaklar. Yani bir son Slovakya Cumhurbaşkanı'nda da konuşmuştu. Şimdi bir cumhurbaşkanına bir suikastin ferdi gerekçelerle dahi yapılmış olması taraflar arasındaki bir mücadeleyi sertleştirir. Şimdi İran'da bu nasıl tecelli edecek? Yani Hamane'in yapmış olduğu açıdan bu açıdan önemli. Yani reisinin hayatını kaybetmiş olması söylemedi ama reisinin hayatını kaybetmiş olması İran'ın geleceğini etkilemeyecek tarzında istikrar vaat eden bir açıklama yaptı. Peki bu istikrar vaat eden açıklama ne kadar gerçekçi olacak? Bir diğer tarafıyla şöyle bir gerçeklik var. Yani reisinin ortaya koymuş olduğu bu etki, bu yani geçmişteki siyasi ve stratejik etki kimler tarafından kabul edilmedi? Bu süreci nasıl etkileyecek? Son cümlemde şu. Evet. Bunu asimetrik olarak birileri de kendi menfaatleri doğrusu kullanmak isteyeceklerdir. Çünkü sonuçta bir mücadelenin tam merkezinde olan bir ülke. Elhan, bakacağız, takip edeceğiz ama ne olursa olsun çok büyük bir vakayla karşı karşıyayız. Bunda İran içinden başlayıp bölgeye yansımaları üzerinden değerlendirmenin ve Türkiye üzerinde ortaya koyabileceği olası etkileri yapıcı bir rolle beraber gerekli tedbirlerin geliştirilmesinin son derece önemli olduğunu düşünüyorum.